Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'ne hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Efendim, İrfan Mektebi'nde bugün farklı bir program yapacağız. Belki biraz da renkli bir program yapacağız. Zira Bediüzzaman Hazretleri talebelerine risaleleri yazdırırken bazen diyordu ki küfrün belini kırdık. Bazen diyordu ki işte materyalizme ya da dinsizlik fikrine karşı çok ciddi risaleler yazdık gibi ifadelerde bulunuyordu. Bunu duyan talebeleri, efendim biz burada bir ve iki kişiyiz, sizden başka kimse yok. Nasıl küfür bütün dünyada devlet olmuşken biz burada yazdığımız şu risalelerle mi küfrün belini kırdık dediğinde Bediüzzaman Hazretleri, sen yaz keçeli, gün gelecek bu risaleleri bütün dünya okuyacak diyordu. Bugün de bunun bir ispatı sadedinde çok farklı bir program yapacağız. Zira genç hocamız Türkiye'ye 90'lı yılların sonunda geldi. Türkiye'de yeni insanlarla tanıştı. Burada bir takım tecrübeler elde etti. Güzel ve faydalı ilimlerle meşgul oldu. Ve bu edindiği tecrübeleri, aldığı dersleri ülkesine aktarmak, ülkesinin maddi ve manevi gelişimine katkı sağlamak adına belki de kendini vakfetti. Kimden bahsediyoruz? Hayrat Vakfı'nın Sudan temsilciliğinde vazifeli olan Sudan Kur'an-ı Kerim Üniversitesi, Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Diller Fakültesi Dekanı, Türkoloji Bölüm Başkanı. Bununla birlikte Uluslararası Afrika Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Doktor Ahmet Fadullah Uhaymir'den bahsediyoruz. Efendim, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk efendim. Gerçekten çok renkli bir program olacak bizim için hocam. Öncelikle şuradan başlayacak olursak, bu Türkiye sevdası, Türkçe davası diyelim, Türkiye davası diyelim, nasıl başladı? Bir 20 yıllık serüvenden bahsediyoruz. Bu 20 yıllık serüven nasıl başladı? Buradan başlayalım isterseniz. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bulunan izleyicimize teşekkür ediyoruz efendim. Söylediğiniz gibi Sudanlıyım ben. Evet. Sudan'ın Afrika ortasından da bir ülke bildiğiniz gibi. Afrika'nın kalbi diyoruz biz, Afrika'nın kalbi gibi bir noktada aslında. Evet. Şimdi Türkiye ve Türkçe sevdası nereden çıktı? Hı hı. 97'de bizim... Bundan tam 20 yıl önce oluyor yani. Tam 20 yıl oldu. Yabancılara, daha doğrusu Arap olmayanlara, Arapça öğretim tekniklerinde böyle bir çalışmalarımız vardı. Ve üniversitede okutman olarak, öğretim görevlisi olarak o alanda yabancılara, Sudan'a gelen öğrencilere Arapça öğretme noktasında bulunuyordum. Hı hı. O zaman da yurt dışında, Türkiye'den özellikle birkaç talebe, özellikle Risale-i Nur'un talebelerinden Sudan'a gelip ve Arapça öğrenmeye, aynı zamanda bu hakikatlere diğer kardeşlerinde paylaşmak üzere Sudan'a geldiler. Nitekim bunlar oraya geldiklerinde Arapça öğrenmeleri gerekiyor. Bizim üniversitelere de bulunuyorlardı, Arapça öğreniyorlar. Ve hiç unutmuyorum, odada bulunuyordum, oturuyordum. Bir genç geldi, Esselamu Aleyküm dedi yüksek sesle. Simasından belli Türk olduğunu. Tabii o zaman ben hiç Türkçe bilmiyordum yani, hiçbir kelime bile bilmiyordum. Aleykümselam dedim ama Esselamu Aleyküm yanlış dedim. Esselamu Aleyküm de. Dedim. Hemen geç yaklaştı. Dedi ki, ben Hafizül Kur'an, yani ben Kur'an hafiziyim. Hani Hafizül Kur'an, böyle yüksek sesle söyledi. Tamam, ente Hafizül Kur'an, yani sen Kur'an hafizisin ama Esselamu Aleyküm biraz telaffuzda bir yanlışlık var. Esselamu Aleyküm de. Şimdi o arkadaşı şuuruna bakıp hocam. Dedi ki, hocam biz üniversitenin yurdunda kalmıyoruz. Dışarıda bir arkadaşlarla beraber bir evde kalıyoruz. Biz Türk'üz. Bize ziyarete gelir misin dedi. Ya da gelir misiniz dedi. Gelirim dedim. Ondan sonra ertesi gün gitmiş ve arkadaşına anlatmış. Ondan biraz büyük bir yaş olarak. Bir de Arapçası ikincisi olanı. Arapçası biraz düzgün. Çünkü buradan dehelerde bir Arapça tahsili de yapmıştır. İkinci gün derse girdiğimde yine başka birisi ama tabii Türk. Onun abisi, o dünkü genç arkadaş abisi. Hocam dün sana bir genç geldi. Tabii Arapça konuşuyorduk o zaman. Benim arkadaşım dedi. Sen de müsait gelebilirim dedim. Ve biz bu akşam seni bekleriz dedi. Tamam dedim. İşte nerede buluşalım efendim derken akşamdan onların yanına gittim.
Ve oraya gittiğimde baktım, hem onlar, bu iki arkadaş, onların yanında başka bir kardeş var, bir arkadaş var, üçü. Bir de bizim üniversitede bulunan, Arapça öğrenmek üzere gelen öğrencilerde birkaç öğrenci var değişik ülkelerden. Malezya'dan, Endonezya'dan, Amerika'dan, işte Bosna'dan vesaire. Bunlar da onların elinde, yani bu Türklerin, bu üçü, tabii ben ilk defa oraya geliyorum. Onların elinde bir eser var, bir kitap var. Onların başındaki o arkadaş, dedi ki, biz burada arkadaşlarla hem Arapça pratiğini yapıyoruz, aynı zamanda bizim elimizdeki bu eseri de okuyoruz. Güzel bir hakikatler var burada. Bu genç dün sana geldiğinde yanındaki o hoca bize ders veriyordu. Yani bu eserden ders veriyordu. Daha okuyordu daha doğrusu. Bizim Arapçamız zayıf dedi. Siz bugün, bu hoca bugün gelmeyecek. Bize o dersi okur musun bize? Okurum. Nitekim o öğrenciler de benim talebelerim zaten okulda. Aldım eseri, biraz baktım. Onlar da çay içerken işte bunlara baktım. O hakikatleri gerçekten çok güzel. Yani bir tesir de bıraktı bana. Neyse dedim, okudum onlara. Ve şimdi bunlar yabancı, bunlar daha yeni Arapça öğrendikleri için tane tane okudum. Ve o hakikatlerden, dışarıdan hiçbir şey katmadım. Zaten bunlarla ilgili benim fazla bir şeyim yoktu. Sadece bunları okuyayım diye okudum. Dersten sonra onların başındaki o arkadaş yaklaştı, dedi ki, çok güzel okudun hocam dedi. Ve bizim oradaki büyüklerimiz böyle okuyorlar dedi. Bu hakikatleri böyle biz bunu istiyoruz dedi. O diğer hoca da geliyordu, Sudanlı hoca. Ama kendisi bir ilmi olduğu için bir katkıda bulunuyordu içinden. Biz bu hakikatleri okutmak istiyoruz. Neyse o hakikatleri, o kitabı bana verdi. Tekrar her çarşamba günü, daha doğrusu her haftada bir sefer bu dersi yapıyoruz. Bize gelir misin? Gelirim dedim. İşte o hoca da ücret mücret falan veriyoruz dedi. Ben de ücret istemiyorum, gelirim dedim. Ve eseri de verdi. Çıkarken de eseri de verdi. Gittim tabii benim bulunduğum yerde, o kitapları okudum, okumaya başladım. Hani dersi yapacağım ya, en az bir bilgim hasıl olsun yani bu kitaptan. Baktım bu eser, bu hakikatleri beni çok çekiyor. Bıraktırmıyor tabiri caizse. Ondan sonra döndüm arkadaşa, ikinci, zaten benim talebemdi yani, derse giriyorum yine. Dedim ki, bu eserleri ben okumak istiyorum dedim. Ama aslından okumak istiyorum yani. Biraz sanki böyle bir edebi ifadeler gibi görünüyor. Asılları okumak istiyorum. Dedi ki, bunun aslı Türkçe ve Osmanlıca olarak telif edildi. Osmanlıca olarak. Osmanlıca olarak telif edildi. Ben dedim, bunları okumak istiyorum. Vallahi burada Türkçe bilen yok. İstersen Türkiye'ye gidersin. Giderim dedim. Ve inanın hocam, bu konuşmadan sonra, bir ay sonra kendimi İstanbul'da bulundum. Evet. Türkçe öğreneyim diye, bu Osmanlıca öğreneyim diye her şeyi bıraktım geldim. Şimdi buraya bir ayrı parantez açalım hocam. Yani gerçekten hani biz sizin Sudan'da yaptığınız icraatlara, faaliyetlere biliyoruz ve zaten bunları da konuşacağız. Evet. Ama bu işte o bütün faaliyetlerin başlangıcı sizin kendinizi İstanbul'da bulmanızla başladı. Bu işte geliş şeyini biraz da konuşalım isterseniz. Yani nasıl bu, yani kolay bir şey değil aslında yani. Bir anda hani gider misin? Giderim. Nasıl oldu bu şey yani hocam? Tabii demek bu hakikatleri insanı çekiyor. Bu Risale-i Nur hakikatleri. Sonradan işte bu Risale-i Nur olduğunu, bunlar bu iman hakikatleri olduğunu sonradan öğrendik tabii. Ve gerçekten bu hem ihlaslı bir şekilde yazıldığı için, bir de niyet çok önemli. Yani bu eserlerinin telif edeni Hazreti Üstad böyle bir niyette, böyle bir niyetle yazdığı için gerçekten bu Risale-i Nur'un talebelerinin fıtriliğini var. Yani Afrika diyoruz. Afrika buradan yakın değil yani. Herkes, izleyiciler de biliyorlar bunu, siz de biliyorsunuz. 4000 kilometre ötede. Bu arkadaşlar oraya geliyorlar. Bu arkadaş da Arapçaları çok zayıftı yani. Daha yeni başladıydı. Beni de tanımıyor. Ve giriyor ve hemen çağırıyor. Bu akşam bize gelir misin diyor. Ve orada Cenab-ı Hak konuşturuyor yani. Benim ihtiyacıma göre konuşturdu. Tamam, gelirim dedim. Ve gittim. Ondan sonra bir ay sonra kendimi İstanbul'da, İstanbul'a gideceğim. Ve oradan da öğretim görevlerim var. Efendime söyleyeyim, doktoram vardı. Efendime söyleyeyim, başka şahsi işlemleri vardı. Evlenecektim o senede mesela. Hepsi bunları bıraktım ve geldim. Daha doğrusu bıraktırıldım tabiri caizse. Ondan sonra buraya geldim. Bıraktırıldım derken Cenab-ı Hak tarafından. Cenab-ı Hak'ın tarafından tabii. Elhamdülillah buraya geldik. Osmanlıca da öğrendik. Evet. Bu hakikatleri öğrenmiş olduk. Tabii izleyenlerimize de paylaşalım. Türkçeyi bu kadar fevkalade konuştuğunuz gibi Osmanlıca'ya dair de bu kufiyetiniz fevkalade. Bu da aslında bize bir ders olmalı. Yani biz bugün kendi ecdadımızın mezar taşlarını, ecdadımızın bıraktığı eserleri gerek Topkapı Sarayı'ndaki gerek İstanbul'un her yerinde o hurufu Kur'an ile yazılmış hiçbir eseri
millet olarak, toplum olarak çok kolaylıkla okuyamıyoruz. Siz hem Türkçe öğrendiniz, hem Osmanlıca öğrendiniz. Gerçekten takdire şayan hocam bu noktada. Bu noktada özellikle Türklere çok büyük bir mesuliyeti. Çünkü Osmanlıca ve bu dili konuşanların zamanında çok büyük bir medeniyete sahipti. Zaten siz biliyorsunuz. Küçük bir mesele anlatayım yani. Buyurun. İstanbul'a nasıl geleyim ki ondan Buyurun. Sonra buraya geçelim. Şimdi karar verdik. Ben buraya geleceğim. Ama inanın hocam hiçbir pasaportum da bile yoktu. Yani yurt dışına gideceğim hani işte yüksek lisansım işte doktora yapayım yurt dışına gidilirsin diye. Böyle bir şeyim de yoktu yani. Doktora yapıyordum zaten orada. Ondan sonra o esnada karar verdik buraya geleceğim. Şöyle bir küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Yani şöyle o zaman Türk Hava Yolları Sudan'a gitmiyordu. Şimdi elhamdülillah her yere gidiyor. Afrika'nın tüm şeylere gidiyor. Arabistan Hava Yolları gelmem lazımdı. Ve Cidde'de bir aktarmam oluyordu. Hani transit diyorlar ya. Oradan çıktım. İlk defa zaten Sudan'dan çıkıyorum. Ondan sonra Cidde'de bir 11 saat transit kalıp ondan sonra aktarma olarak geleceğim. Cidde yani yine Arabistan Hava Yolları Cidde'den İstanbul'a. Çantamızı aldık, gittik. Cidde'ye vardığımızda, şimdi ben üniversitede Arapça hocasıydım. Ve bu muhterem Arap kardeşlerimiz Arabistan'da, bunlar da ana dili Arapça. Bunlarla nasıl konuşayım diye düşünüyorum. Fasih Arapça ile konuşmam lazım onlarla. Bizim orada Fasih Arapça diye bir şey var. Fasih Arapça bir de dışarıdaki insanların konuştukları lehçe ya da işte dericiye dedikleri. Bunlarla Fasih Arapça konuşayım ki bir sorun yaşamayayım diye. Bir de Afrikalılar olarak özellikle beyazlara ya da işte yurt dışına biraz bir korku var yani. Biz ezildik yani özellikle bu İngilizlerin taraflarından vesaire. Biraz bir korku var içinde yani. Avrupa'ya gideceğim ben şimdi, İstanbul'a gideceğim, Avrupa'ya gideceğim şimdi. Şimdi Cidde'de vardım, pasaportumu uzattım. Oradaki Allah selamet versin diyelim, aldı benim pasaportumu, şöyle arkadaşına uzattı. Yani o hareketi bana dokundu yani, aslında dokundu derken biraz sanki böyle bir hafif bir muamele yaptı bana. Onurunuza, izzetinize. Evet, şimdi içimdeki o korku da biraz arttı, biraz fazla arttı bile. Ondan sonra o akşam hiç uyuyamadım yani. Oturduğumda sabaha kadar bekledim. Uçak ertesi gün sabahleyin İstanbul'a uçağa bineceğim. Şimdi ertesi sabah 6'da çağırıyorlar, anons var havaalanında. İşte İstanbul'a giden yolcular şu kapıya gitsinler diye. Ben geçtim ama baktım hepsini beyaz bu sefer. Ya bir de Avrupa'ya gideceğim. Beyazlardan zaten bir korkum vardı. Şimdi bunlar hepsini beyaz. Bir de Türkler de böyle bir hareket yapıyorlar yani nasılsın gibisinden. Böyle yapıyorlar da ben anladım ki bizde bu böyle bir hareket. Herhalde bunlar beni yiyecekler diye böyle o korktu. O korku acayip içinde bir şey oldu yani büyüdü. Ondan sonra girdim kapıya, uçağa bindim. Benden başka siyahi yoktu. Yani siyahi başka yoktu. Herkes böyle bakıyor, tebessüm ediyor. Bir siyah nur diyelim tabii. Yani hocam o kadar korktum ki. Ben dedim ki kendi kendime hiç unutmuyorum. En iyisi bu işi bırakayım. Sudan'a döneyim. Bu arkadaşlar orada devam edelim bu işi. Evet. Neyse İstanbul'a vardık, indim, dışarı çıktık. Şimdi insanları takip ediyorum. Tabeleler hepsi Latince harfler. Ya da işte başka bir dil ben anlamıyorum. Anlamıyordum yani işte. Takip ettim, dışarı çıktım. Kapı açıldı. Elimde zaten çanta küçük bir valiz var. Birisi orada benim ismimi Arapça olarak yazdı, astı böyle. Bekliyor. Tebessüm etti. Onun yanına geçtim. Şimdi bu arkadaş koşa koşa geldi bana. Ve şöyle sarıldı. O sarılma var ya, sanki ben bunu 20 sene önce tanıyorum. Bir, ikincisi içimdeki tamamen o korku mahvetti yani tabiri caizse. Merhaba, hoş geldiniz. Biraz Arapça da biliyor. Yani. Tabii musafaha yaptı. İşte dışarı çıktık. Çantamızı aldık, dışarı çıktık. İlerlerken arabalara yaklaştık. Bir tanesi oradan da böyle yaşı bundan daha biraz büyük. Geldi koşa koşa benim çantamı aldı. Hoş geldiniz dedi. Tabii Türkçe bir şeyler söyledi, ben anlamadım. Yine de o da bir musafaha, bir sarılma şey yaptı. Dedim ya bunlar farklı yani. Benim bildiğim beyazlar bu değil dedi galiba. Biraz bir farklılık var dedim. Yani o kadar yani bunların sonradan anladım ki bunlar Risale-i Nur'un talebeleri. Bunların bu hakikatleri yaşayan insanlardır. Bunları böyle yaptıran şey bu Risale-i Nur'un hakikatleri. Ve gerçekten bunu ben her yerde anlattım bunu. Burada doktora yaptım. Birazdan konuşacaksınız. Doktora jürimde bunu bahsettim. Her yerde bunu bahsediyorum. Ondan sonra geldik. Hayrat Vakfı'na oraya geldik.
Herkes benimle ilgileniyor, alakadar oluyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz vesaire. Tabii bazıları Arapça söylüyor, bazıları vesaire. Tamamen kardeşliğinin ruhunu hissettim. Hı hı. Ve tekrar işte hani döneyim, bu işi olmayacak döneyim diye konuştum ya kendi kendime işte havaalanında. Bunu tekrar sildim ve buradan bu iş ben yapacağım, bu dili ben öğreneceğim diye. Ondan sonra bu insanlar da, efendime söyleyeyim, bu kardeşliğin ruhunu bu hakikatlerden, bu risalelerden aldıklarını bunu tekrar söyleyeyim. Bunu söylemek istedim. Evet, Allah razı olsun. Hocam gerçekten pek çok Türkiye'de uluslararası öğrenci var. Belki siz bu uluslararası öğrencilerin ilklerindendiniz. İlkiydiniz belki de. Onların şu anda gördüğümüzde zaten en büyük korkuları bu Türkiye korkusu, insanlar, kültür, yemek vesaire bunlar olurken sizin bu şekilde gelmiş olmanız ve Allah razı olsun orada her kimse o kişi sizi kucaklayan, musafa eden çok büyük bir hizmete vesile olmuş oldu böylelikle. Hocam buradan geldiniz ve çalışmalara başladınız. Risale-i Nur'la da tanışmış oldunuz. Sudanlı şimdi sizin gönderdiğiniz öğrenciler var burada. Onlarla muhabbet ettiğimizde onların da şöyle küçük bir parantez için hatırası var, onu söylemek istiyorum. Şimdi Üstad Bedizzoon Hazretleri Haşr Risalesi'nde tam mevsimlerden çokça örnek veriyor. Kıştan sonra yaz, yazdan sonra bahar gibi. Bunu örnek verince bizim oradaki kardeşimiz de bunu okuyunca ya biz anlamıyoruz bunu diyor. Çünkü Sudan'da kendi ifadesi iki mevsim var. Bir sıcak, iki çok sıcak. Bundan başka mevsim yok. Ona da herhalde demişler yani bunu anlamak istiyorsan Türkiye'ye gelmen lazım. Ve siz Türkiye'ye geldiniz. Herhalde bir soğuk dönemde geldiniz aynı zamanda. Evet. Risalelerle ilk tanışıklığınız, tanıştığınız dönem, ilk hissettikleriniz, yani okuduğunuzda farklı ne gördünüz ki siz ilim ehli insansınız. Orada ilime verilen ehemmiyet çok açık. Bu noktadaki duygu şeylerini arkadaş yani onların evine gittiydim ya oradan da devam edeyim. Hı hı. Çünkü oradan da işte Risale-i Nur'la tanışmış. Tanışmam oldu. Buyurun. Şimdi o arkadaş verdiği o eser aldım ve evde okumaya başladım. Ve gerçekten o hakikatleri yani farklı bir hakikatler. Cihan şumulluğu bir, ikincisinde kardeşliği vesaire. Bunun için yani insanı ne olursa olsun hakikati arayan kişi burada bu eserlerde buluyor. Ve elhamdülillah bu risalenden çok çok istifade ettik. Ve bir, ikincisi herkes bunu bu hakikatlere ihtiyacı var. Hı. Yani sadece Türkler değil. Evet, burası önemli zaten. Tabii, yani Hazretleri sadece Sudan veya de sadece Afrika'da değil, sadece İslam dünyasında değil, tüm insanlığa bu hakikatlere ihtiyaçları var. Nitekim bunun için bu hakikatleri bilen kişi hakikaten tüm insanlara götürmek için ya da getirmek için bir mesuliyet talep etmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi biraz önceki bahsettiniz işte o arkadaşlar buraya geldiler. Burada işte Sudan'ın mevsimleri vesaire. Tabii orada o hakikatleri çok güzel, o kadar güzel anlatıldı ki. Yani insan bir şekilde hissesi alır. Hı hı. Her tabaka yani kim olursa olsun, hı hı, avam da olsa, cahil de olsa tabiri caizse, efendime söyleyeyim profesör de olsa bu hakikatlerin payı alabilir. Zaten çok güzel bir şekilde anlattı. Avam lisanıyla yazdım. Tabii, gerçi bugün yani, profesörler dahi yüksek makamda insanlar dahi anlamakta güçlük çektiğini ifade ediyor ama kesinlikle. Bu dilimizin ne kadar yozlaştığını, dilimizden ne kadar şeylerin kaybettiğimizin de bir hakikatini ortaya koyuyor. Tabii maalesef. Kesinlikle. Bir de bununla beraber işte metodu çok önemli. Yani hakikati tabiri caizse çok kolay bir şekilde bizde Arapçada bir laf var. Es-sehlül mümteni. Yani hem kolay, edebi sanat olarak bunu çok kolay bir şekilde yani ulaştırılabilir. Hı hı. Yani haşir meselesi o kadar derin, o kadar zor bir mesele ki, hı hı, çok büyük kitaplarda ancak yani daha doğrusu orada anlatılıyor. Anladım. Ama Üstad çok güzel basit misallerle, basit dediğimiz yani ve avam gözümüzün şeylerle, önünde olan misallerle. Onların insanı da ve Sudanlılar da çok istifade ettiler yani. Bunun bir kanıdı bu. Sadece mesela bunu Türkçe olarak, Osmanlıca olarak yazılıyor. Hı. Burada insanlar da bir şekilde öğrenebiliyor. Hı. Ama Arapça çevrilirse, Malayca mı çevrilirse, İngilizce mi çevrilirse, hı, örnek olarak Sudan'da herkes şimdi Risale-i Nur'u alıp öğrenebiliyor. O hakikatleri de çok istifade ediyor. Birazdan zaten belki, hı, konuşuruz. Çok insanlar istifade ettiler bu Risale-i Nur'dan. Hı. Ve gün geçtikçe oradan da bir yayılma söz konusu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani sizin ben özellikle şahsi anlamda değerlendirmenizi de merak ediyorum hocam. Yani şahsi olarak siz okudunuz bu risaleleri, anladınız. Yani bazen hani büyüklerimizin tabiriyle Risale-i Nur'un belki insanlara verdiği en önemli şey cengaver bir ruh veriyor. Yani insanı durdurmuyor, harekete geçiriyor. Afrika'ya, Malezya'ya, Endonezya'ya, Balkanlara vesaire yerlere gönderen
harekete geçirici bir ruh var herhalde içerisinde. Evet. Şimdi Risale-i Nur'un normal sadece ilimden ziyade bir şuur veriyor. O niyetle yazıldığı için. Bir de en önemlisi ihlas. Yani onun üstadın o kadar bir ihlas yazıldı ki, yani insana ister istemez mutlaka bir faydası, mutlaka bir etkisi bırakır. Evet. Ve bu şuur, yani şimdi ilim bilmekle çok ilim bildiğimiz, izberlediğimiz ilimler çok. Başka insanlar, başka hakikatleri de okuyanlara, daha doğrusu başka kitapları okuyanlara çok ilim de sahip edebilirler. Yani izber edebilirler, yani izberleyebilirler. Ama bunun hayata, daha doğrusu tatbik noktasında, uygulama noktasında gelince bir zayıflık söz konusu. Ya şu anda İslam dünyasında genelde böyle. Ben şimdi orada çalıştığım üniversitede Kur'an-ı Kerim Üniversitesi adı zaten geçiyor. İslami bir üniversite. Diğer Afrika Üniversitesi'nde yine İslami bir üniversite. Ben bakıyorum şimdi, misal olarak söylüyorum. Bizim tanıdığımız oradan bir hoca, bizim buradaki Risale-i Nur'un talebelerini, arkadaşlarını diyor ki bana, şimdi döndükten sonra, Ahmet dedi, hatta Türkiye'den gelen öğrenciler var, yani daha doğrusu başka öğrenciler, başka ülkelerden, 70 ülkeden gelen öğrenciler var. Ve hepsi bunları İslam tedrisatı ve Arapça öğrenmek için geliyorlar. Diyor ki hoca bize, bir de sert bir hoca yani, böyle mücamele yapmaz yani. Diyor ki, ya diğer ülkelerden gelen öğrenciler, hatta Türkiye'den gelen öğrenciler var. Ama sizinkiler farklı diyor. Senin yanındaki arkadaşlar farklı diyor. Lisani hal. Çünkü okudukları ve aldıkları ilmi de hayatlarında yaşayarak. Zaten Risale-i Nur bizden istediği bu değil mi? Lisan yani halletim. Bu hakikatleri okuyup, öğrenip, hayatımızı tatbik edip ve bu güzel hakikatleri başka insanlara aktarma noktası Risale-i Nur'un talebesinin vazifesi bu değil mi yani? Bunu alıp ki zaten kendi hayatında yaşayıp tabii. Ve ondan sonra başka insanlara aktarma. Lisani halde bunun örnek olarak, somut bir örnek olarak bu üçüncü bir taraf tabiri caizse Risale-i Nur talebesi değil o hoca. Bilmiyor Risale-i Nur ama diyor ki senin yanındaki talebeler farklı diyor. Ahlaki noktasından, terbiye noktasından efendime söyleyeyim bunlar farklı diyor. İşte diyoruz ki hemen böyle bir fırsat oluyor. Bunlar Risale-i Nur hakikatleri okuyorlar. Ha, bu da bir vesile olur. O da Risale-i Nur'u alıp istifade etmeye başlıyor. Kesinlikle evet. Öyle. Hocam şimdi hasaten yani siz Sudan'dan gelmiş bir hocamız olarak Türkiye'yi bu kadar güzel görmüş, anlamış, Türkiye'nin misafirperverliğiyle, ev sahipliğiyle yakından alakadar olmuş birisi olarak. Maalesef Türkiye'de şu an güncel bir problemimiz var. Yaklaşık 6-7 yıldır devam eden bir Suriye krizi var ve Suriye'den pek çok kardeşimiz ülkemize mülteci olarak sığınma talebinde bulunurlar ve sığınmacı olarak yaşıyorlar. Şu son günlerde maalesef bir takım mihraklar, bir takım insanlar Suriyelilerin geri gönderilmesi gerektiğini, Türkiye bir yük olduğunu gibi noktaları pompalayarak Suriyelilere karşı bir nefret oluşturmaya çaba gösteriyorlar. Şimdi siz Risale-i Nur'da uhuvveti de görmüş, anlamış birisi olarak, Türkiye'nin ev sahipliğini, misafirperverliğini görmüş, anlamış birisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu hadiseleri? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi hocam ben benim gelmemin örnek olarak vereyim. Şimdi Türkiye'de burada bir medeniyet var. Bu memleketin bir medeniyet sahibi. Yani 600 bin senelik, yani Selçuklu dönemine koyarsak bin senelik bir medeniyet var. Osmanlı dönemi kastediyorum. Bu medeniyet insanların, Türk insanının geninde artık yerleşmiş. Burada bulunuyor bu. Ben burada dışarıda bir giderken herkes benimle alakadar oluyor. Biraz önceki bahsettiniz işte hastalıkla ilgili ben Ankara'da tedavi görüyorum. Herkes benimle alakadar oluyor. Tamam mı? Bu uhuvvet insanlarda bulunuyor. Ben de işte buradaki gelen buraya gelen öğrencilere de söylüyorum. Buraya geliyorsunuz. Normal sadece diploma alıp memlekete dönmeyin. Burada İslamiyet'in bir şuuru var. Öğrenilecek başka bir hakikat tabii, daha var. Çok öğrenilecek çok şeyler var. Yani hakikatlerle beraber insanların hayatlarında yaşayan bir İslamiyet var tabiri caizse. Bunu o şuurda kazanmamız lazım. Karşılıksız bir hizmet. Ümmetin hizmetine. İnsanlığa hizmetine. Bunu Risale-i Nur zaten pekiştiriyor. Risale-i Nur zaten bunu veriyor. Bunu biz burada öğrenip memleketlerimize götürelim. Ve elhamdülillah Türkiye şimdi özellikle 15 sene içerisinde ben 20 sene önce geldim ve geldiğimde Türkiye başka farklıydı yani. Gördünüz tabii ben buraya geldiğimde bir bardak çay 1 milyon liraydı. Şimdi 1 liraydı. Evet. Bir. İkincisi burada özellikle Orta Doğu'dan, İslam ülkelerinden gelenlerde fazla yani Avrupa'dan daha fazla yakınlık vardı. Ama şu anda elhamdülillah İslam dünyasına, Arap ülkelerine, işte Orta Doğu'na ve tabiri caizse tüm insanlığa bir kucak açıyor. Nitekim Suriye meselesi zaten biliniyor.
Türkiye'den başka bir ülke bunu yaptıkları başka bir ülke yok yani. Somali meselesi var, Türkiye önde. Her tarafta Türkiye önde. Ama bunu yaparken, Türkler bunu yaparken, ben Türklere, ya da siz Türk olduğunuz için ben söylemiyorum. Bunu yaparken de karşılıksız bir hizmet yapıyor bunu. Bir çıkar için değil. Tabii diğer yabancı örgütler de geliyor mesela Avrupa'dan vesaire. Geliyor yani Afrika'ya yardım etmek için geliniyor vesaire ama bunların başka amaçları da var tabiri caizse. Böyle bir yardım el uzatıyor. Aynı zamanda başka şeylerini, oradaki imkanları, artık ne isim koyarsak işte sömürge mi bir şeyleri, oradan da almak için bir sürü şey. Ama Türk böyle yapmıyor. Bu oraya gittiklerinde, oraya gittiğinde her alanda, ben şimdi buradan döndükten sonra, belki birazdan konuşursunuz, döndükten sonra orada hem Türkçe bölümleri açtık elhamdülillah, ondan sonra üniversitede bulunuyorum. Ondan sonra Türkiye'den gelen heyetler, normal ticaretten tut, STK'lerden devam et, ta resmi bakanlar, hepsini oraya geldikleri ben ilgileniyorum. Yani dil noktasında tercüme vesaire. Ve hepsini de bunların, onlarla işte karşılayıp ondan sonra orada 2-3 gün ben onlarla iş içe oluyorum. Bunları yaptıklarını her alanda, ticaret olsun, STK'lerin çalışmaları olsun, işte siyasi olsun, bunların oraya gittiklerinde çalışmalarını, amaçlarını, hepsini oradaki o memleketlerine hizmet, karşılıksız hizmet. O çok önemli. Hizmet değil. Ya da oradaki bir iş faaliyet değil. Faaliyetle beraber karşılıksız hizmet. Küçük bir örnek söyleyeyim. Zamanınızı almayayım. Şimdi bir grup geldiler. Sudan'a bir katarat ameliyatlarını yapmak istediler. Ve benden işte dil noktasında bir yardımcı olur musunuz? Yardımcı olurum dedim. İşte 4000 ameliyatı yapmışlar. Ondan sonra döndüler. Bu sefer Türkiye'den beni aradılar. Ahmet Bey, işte biz 40.000 ameliyatın parasını topladık. Tekrar bir ameliyat yapmak için geliriz. Sen müsaitsin, yardımcı olursun falan. Tamam dedik. Ama dedi ki arkadaş konuşan, burada da şimdi tanıyoruz, belki izleyebilir. Diyor ki, ya şimdi biz 40.000 ameliyatın parasını topladık ama biz aramızda konuştuk. Bu her zaman bu Afrika kardeşlerimize gidip biz yardım, ne zamana kadar gidip yardım edelim? Biz de o paraları, bir ameliyat malzemeleri alalım ve oraya götürelim, kuralım. Ve ondan sonra buradan doktorlar gitsinler, ameliyatı yaparken de Afrika kardeşlerimizi, Sudanlı kardeşlerimizi yanımıza gelsinler. Özellikle tıp alanındaki kardeşlerimizi. Görsünler, ameliyat yapma şeyini öğrensinler. Ondan sonra öyle devam etsinler. Bakın hocam, bu arkadaş normal bir yardım derneği tabiri caizse. Ama bak, sadece yardım ve onlar tembelleşmeye kalsınlar ya da tembel kalsınlar yapmıyor. Onlar da öğrensinler, onlar da bu işi yapsınlar. Avrupalılar böyle yapmaz. Evet. Hocam bir örnek, STK'ler başka çalışmaları, mesela hayrat arkadaşlar oraya geliyorlar, bir hakikat anlatmaya çalışıyor ama kendisi sadece benim için, bir iş benim için kalmıyor. Onlar, diğer arkadaşlar da bu işi sahip çıksınlar, bu işi onlar da hizmet etsinler, bu işi onlar da hayata yaşasınlar. Doğru. Gördünüz mü hocam, bunların neymiş? Karşılıksız hizmet ve hakeza. Ta büyük ilçeye kadar bu işi devam eder. Yani demek istediğim, çünkü Türkiye'nin bir medeniyet, bu medeniyeti bu insanlar buradan nereden kazandılar? Bunlar o gelen medeniyetten geldi. Yani o yüzden buraya gelenleri, özellikle buraya öğrenmek için gelen öğrenciler, bunlar da bu şöhre kazansınlar. İşte meselemize gelince, o Suriye meselesi. Şöyle yapalım istersen hocam, çok önemli bir nokta. Kısa bir ara verelim, siz de bir soluklanın. Peki. Aradan sonra Ahmet Fadullah Uhaymer hocamızla birlikte devam edeceğiz inşallah. Kısa bir ara. Evet kıymetli izleyenlerimiz, aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Sudan'dan misafirimiz doçent doktor Ahmet Fadullah Uhaymer ile devam ediyoruz sohbetimize. Aradan önce çok önemli bir noktada kalmıştık aslında. Suriye meselesine konuşuyorduk. Suriye meselesine dair belki hani teknik anlamda konuşulacak çok farklı konu olabilir. Siyaseten, ekonomik olarak vesaire, bunlar ayrı bir başlık. Ama belki temelde sıkıntı biraz şuradan mı kaynaklanıyor hocam? Siz ne dersiniz bilemiyorum. Yani İslam kardeşliğinin pekiştirilmesi hususunda bir sıkıntımız var galiba. Yani Suriyeli de olsa, Sudanlı da olsa vesaire, Müslümansa, İslam kardeşiysek bakış açımız, nazarımız nasıl olmalı? Neler söylersiniz bu konuda? İşte dediğiniz gibi önemli olan biraz önceki özellikle medeniyetten bahsettim. Buraya getirmek istiyorum aslında. O medeniyetin özellikle bu İslam kardeşlerini de sadece bilgi değil, bilakis yaşayarak, yaşayarak bu Türk halkında bulunuyor. Bunun için Suriye meselesi İslam kardeşliği pekiştirmekle oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle, inşallah. Ve Türkiye zaten bunu hali bir şekilde
%100 bir şekilde tabiri caizse yapıyor. Diğer ülkelerde de öyle. Somali'den tut, başka şeylere de tut. Yani Türkiye bu işi birinciliğini yapıyor. Ve bunun devam etmesini de tabii İslam kardeşliğini zaten Risale'de zaten Üstad Huvvet Risale'nde bahsediyor. Bunun artık çözümü böyle olur yani. İslam kardeşliğiyle olacak. Yani mesela gelen oradan misafir ya da işte gelen hatta dikkatimi çekti bir arkadaş bunu konuşurken de ben çeviriyordum. Mülteci kelimesi kullandım. Yok. Diyor ki bizim misafirimiz diyor. Suriyeliler için. Suriyeliler mülteci değil. Tabii çünkü ben çeviriyordum Arapça. Bizim misafirimiz diyor. Bu gelen misafirler, mülteci demeyelim mi? Gelen misafirler, biz yani yurt dışından gelenler, Suriye dışından, Türkiye dışından gelenler görmeli ki siz yani Türkler siz bizdensiniz ve biz sizdeniz yani. Ve hakeza ben bunu burada yaşıyorum. Hatta örnek olarak da söyleyebilirim. Ankara'da işte yaşlı bir teyze kapıda işte ben çocukları bırakıyorum. Geliyor yaklaşıyor. Kardeşim diyor. Bir de gözleri bala yaşayarak. Yanımda küçük kızım var. Okula bırakıyorum işte servise. İşte ne olur ben bu hastanenin hemen arkasında evim orada. Bir gelin bir çay içelim diyor. Bu kardeşim bu kadıncağız bu işi nereden geldi yani? İlk defa gördü birisini. Tabii yani. Bir de ağlayarak söylüyor diyor. Diyor daha önce işte oğlum bir yerde çalışıyor, yurt dışında bir yer gittim. Senin gibi böyle, sizin gibi böyle Müslüman kardeşi gördüm. Ağlıyor ağlıyor söylüyor kadıncağız. İşte bu İslam kuvveti Türkiye'de tatbiki yani uygulama olarak mevcuttur. İnsanların geninde var. Yani bunun için biz sizden olarak görüyoruz. Siz bizdensiniz diye ben öyle diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Bir de şunu da göz önüne almak lazım herhalde. Bu topraklarda bulunmanın, şu Anadolu coğrafyasında bulunmanın, 1000 yıllık tarihimize bakıldığında bir bedeli olsa gerek değil mi? Yani bu bizim üzerimize bir vazife, bir borç ecdadımıza karşı. Kesinlikle. Böyle görmemiz gerekiyor yani. Kesinlikle yani. Bunu biz yani uygarlığımız, medeniyetimizi devam etmek istersek bunu yapmalıyız yani. Bunu yapmalıyız. Nitekim atalarımız, yani Osmanlı'yı kastediyorum, bunu yaparken yaptıklarında o yüzden lider oldular. Abilik yapıyorlardı. Yani biz gerçekten Cenab-ı Hakk'ın rızasını büyük olmak istiyorsak bu kardeşliğini yapmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Bu İslam da inşallah belki ittihad-ı İslam'a, ittihadımıza, birliğimize vesile olacak. Tabii yani kesinlikle. Bu unutulmayacak. İnşallah. Ve bizde de bir söz var. Misafir bereketiyle gelir. Yani onlar belki 2011'den beri bu durumda ama bizim de başımızdan pek çok bela, sıkıntı, musibet geldi geçti. En son 15 Temmuz sürecini yaşadık. Belki de o kardeşlerimizin duasıyla bunları atlatmış olduk. Kesinlikle. Yani. Sizin dilinizde zaten çok böyle veciz ve çok anlamlı ifadeler bulunuyor. Evet, siz daha iyi bilirsiniz hocam onları. İnşallah dediğiniz gibi bunların bulunmasıyla yani büyük bir bereket söz konusu yani Türkiye'ye gelme için. Ve ta Afrika'dan ya da işte Suriye'den oradan insanlar dua ediyorlar. Ve güç ve bereket Allah'tan gelir. Evet. İşte bunların bu fakir mazlum insanlarını, onların destekliğiyle, onların yani hizmetiyle Cenab-ı Hakk'ın inşallah o bereket inşallah bu memlekete sahip çıkar, bu memlekete bereket verir diye düşünüyorum. İnşallah hocam, Allah razı olsun. Hocam programa başlarken dedik, genç Ahmet diyelim tırnak içerisinde 97'de geldi. Teşekkür burada ederim efendim. Burada bir takım insanlarla, hala gençsiniz bu arada hocam. Teşekkür ederim efendim. Burada önemli vazifeler gördü, eğitimini aldı, üniversiteye gitti, eğitimine devam etti, Risale-i Nurlarının eğitimine devam etti ve o tecrübeleri edindi ve sonra ülkesine döndü. Ve Sudan'da çok farklı çalışmalara imza attı. Sudan'da da kalmadı sadece, bütün Afrika'ya teşmil edebileceğini, bütün Afrika'ya yayılacak hizmetleri, çalışmaları oradaki Türk buradan giden kardeşlerimize beraber icra etti, yaptı. Şimdi bu faaliyetler neler? Türkiye'nin gönüllü bir elçisi olarak orada yaptığınız çalışmalardan biraz bahsederseniz memnun oluruz. Şöyle nasip oldu. Yani benim gücümle değil. Cenab-ı Hakk'ın bizi bir ihtiyaca binaen bir güzel iyi insanlarla tanıştırdı. Ve bu vesileyle Türkiye'ye geldim. Yani Osmanlıca ve bu eserleri okumak için nasip yani. Bu iş Cenab-ı Hakk'ın tarafından verildi yani. İhsan. Ve buraya ihsan yani. Buraya geldik elhamdülillah. İşte tabii mutlaka bir Türkçe öğrenmek gerekiyor ilk olarak. İstanbul Üniversitesi'nde işte kaydoldum. Neyse Türkçe öğrendik. Efendime söyleyeyim. Tabii bulunduğum yerlerde, medrese dediğimiz, orada Osmanlıca öğrendim ve bu hakikatleri öğrendim. Tabii Risale-i Nur'un temel şeylerinden hem yazıyoruz hem de aktarıyoruz tabiri caizse. Bu hakikatleri başka insanlara da götürmemiz gerekiyor. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesidir. Değil mi? İnsanlara öğretme, insanlara bu hakikatleri öğretme. Tebliğ. Bunu tebliğ etme.
Bunun buradan da güzel insanlarla yaşadıktan, güzel insanlarla irtibat ve bu hakikatleri öğrendikten sonra memleketimize işte bunun bu vazifeyi talak edip memleketimize döndüm elhamdülillah. Hı hı. Ve oraya gittiğimizde tabii daha önce zaten oraya o giden arkadaşlar da faaliyetleri, çalışmaları devam ediyordu. 2005'te ben döndüm. Yani hı hı. Türkiye'de İstanbul'da 5,5 sene, 7,5 sene kaldım. Hı hı. Bu arada tabii doktora yaptım Marmara Üniversitesi'nde. Hı hı. Oradan da işte diplomada sahip olduk. Hı hı. Ondan sonra döndük memleketimize. Sadece diplomayla değil, yani Sudan'dan yurt dışına gidenler çok. Amerika, Avrupa falan gidip diploma sahip olup dönüyorlar. Ama bizimki elhamdülillah, sümme elhamdülillah, işte diplomayla beraber bu güzel hakikatleri memleketimize ve bizde zaten böyle bir tesir olduğu için insanlara faydalı olsun diye o oradaki faaliyetlere devam etmesi için oraya döndük, vazifeli olarak gittik. Ve orada başladık yani. Türkiye'deki mevcut çalışmaları, Risale-i Nur'un çalışmalarını olduğu gibi Sudan'da yapmaya çalıştık. Tabi insanlar orada Türkçe bilmedikleri için Arapça, Risale-i Nur'un tercüme noktasında söz konusu oldu. Yani yine de elhamdülillah şimdi eserler neredeyse bitiyor Arapça tercümeleri. Yani Osmanlıca'dan Arapça'ya. Ve bu eserlerden okumaya başladık. Bu eserlerden zaten orada arkadaşlar devam ediyorlardı. Medreselerimiz açıldı. Gün gittikçe oradan da bir inkişaf oluyor. Ve bu hakikatleri insanı bıraktırmıyor, bırakmıyor tabiri caizse. Herkes bunu bu Risale-i Nur okudukları da hemen alıyor. Elhamdülillah Hartum'da, başkentimizde 4-5 yerimiz var. Orada Risale-i Nur okunuyor, çalışmalar yapılıyor. Ve genelde üniversitelerde, üniversite talebeleri özellikle. Şöyle bir küçük bir parantez açıp bir örnek olarak vereyim. Bizim orada ünlü bir üniversite var, Hartum Üniversitesi. Bazı kardeşler buradan gidip, arkadaşlar oraya bu üniversiteden mezun olup döndüler. Hartum Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Eski yani, ta İngiliz zamanında, İngilizlerin zamanında 100 senelik bir mazisi var. Çok büyük bir üniversite. O üniversitede oradaki hocalarla tanıştık, ziyaret ettik vesaire. Dedik ki bunlara, ya bizim elimizde bir şey, bir hakikat, bir kitap mevcut. Bu öğrencilere fayda etmek için bir program yapalım. Nasıl yapalım? Onlar da bizi sevdiler, hocalar oldular ilk olarak ziyaret ettiklerimizde. Direkt Risale-i Nur'un ismini de koymadık. Yani nitekim orada başka çalışmalar da var. Yani cemaatler vesaire üniversiteye girip girmesin, sıkıntı olmasın diye. Kişisel gelişim adı altında bir program. Risale-i Nur ışığında. İşte hocalar bir tanesi işte Brezilya'dan, bir tanesi işte Türkiye'den, bir tanesi Sudan'dan, bir tanesi Senegal'den bir program. Hocalar bunlardır. Bazı öğrenciler, bazı talebeler sadece sırf bunlar bu isimler için de gelenler var. Sadece bir program için, kişisel gelişim programı için geliyorlar. Ve böyle bir program başlattık. 20 kişi hedefledik yani. Çünkü üniversite bizim değil. Yani bize küçük bir derslik de verdiler. 20 kişi onlarla bir şey yapalım dedik. 80 kişi müracaat etti. Maşallah. Elhamdülillah hocalara konuştuk, üniversiteye konuştuk. Başka bir derslik de verdiler. Bir de güzel tarafı Sudanlarda biraz bir tavazuluk var Sudanlarda. Bir karşılığında böyle bir sert bir şeylerin olmadığı için hocalar da kabul ettiler bu işi. 80 kişi de başladık oradan. Açılışını yaptık. Risale-i Nur'dan temel dersler, temel konular. İşte birinci söz, haşir meselesi, nübüvvet bahsi. Efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim mucizat-ı Kur'aniye işte bahsi vesaire. 15 derslik. Böyle bir paket. Ondan sonra bir arkadaşlardan bir tanesi hoca olarak o dersi anlatıyor. Slaytla bir şekilde öğrenciler de bunları dinliyorlar bu dersi. Tamam mı? O arkadaşlar da çok istifade ettiler. Sonradan hocalar söylüyor. Neticeye bakın. Hocalar söylüyor. Bizim tanıdığımız hocalar söylüyor. Yahu size kaydolan öğrenciler yok mu diyor. Yahu daha önce böyle terbiyeli, böyle ahlaklarından biraz uzak ama şu anda çok terbiyeli oldular. Çok İslam hakikatlerini, iman hakikatlerini sahip çıkıyorlar. Evet. Farklı oldular. Siz ne yapıyorsunuz bunları? İşte bu hakikatler okuyoruz. İkinci programda, işte program bitişinde işte rektör beyi de çağırdık. Sertifika da verdik bunlara. Tamam, Risale-i Nur'un sertifikası diye. Çünkü programda böyle bir program, üniversitede bir program. İkinci program yaptık, 100-150 kişi oldu. Bu mesele 3-4 sene oldu, 4. sene. Elhamdülillah şu anda bu şekilde 4000'e yakın öğrenci sertifika, Risale-i Nur'un sertifika sahibi oldu elhamdülillah. Bunlar başka üniversite hocalarını, yine bu arkadaşlardan, bu öğrencilerden böyle Halim Selim bu işi sahip çıkacak kaliteli öğrenciler de yerlerimize çağırıyoruz, merkezlerimize çağırıyoruz. Onlar da oradan da mutala şeklinde çalışmaları yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, zaten bulunduğumuz ya da merkezlerimizde
haftalık derslerimiz, çalışmalarımız zaten mevcut, devam ediyor. Herkese açık zaten. Ondan sonra mutala şeklinde ve elhamdülillah şu anda Risale-i Nur'un sahip çıkma vakıf dediğimiz, kendisi bunu, bu işi benim vazifem diye onlar kişi, elhamdülillah onlarca kişi mevcut elhamdülillah. Cenab-ı Hak ne müteneşşikullar. Bununla beraber, şimdi oradan uluslararası bir üniversitemiz var. Afrika Uluslararası, ben üniversitede benim bir görevim var. O üniversitede 77 ülkeden gelen öğrencilerimiz var. Yani Sudan dışında. Malezya'dan tut ta Amerika'ya kadar, Afrika ülkelerinden oraya bu öğrenciler Sudan'a gelip Arapça ve İslam tedrisatı öğrenmek için geliyorlar Sudan'a. Şimdi bu öğrenciler de yine onlarla muhatap oluyoruz. Yerlerimize çağırıyoruz. Üniversitede çalışmaları yapıyoruz. Paneller yapıyoruz. Ve Risale-i Nur'la tanışmış olurlar. Ve herkes, inanın hocam, dersi dinledikten sonra ilk ders öğrenci yaklaşıyor. Nijerya'dan mı geliyor? Togo'dan mı geliyor? Bazı isimler, bazı ülkelerin isimleri de daha yeni yeni diyor. Benin diyor. Ya da Brezilya'dan geliyor. Birinci ders döndükten sonra diyor ki öğrenci, bu hakikatleri benim dilime çevirmem lazım diyor. Memleketime çok lazım ve elzem diyor. Ve elhamdülillah bunlardan da Nijer diye bir ülke var biliyorsunuz hocam. Oradan da bir kardeşimiz Sudan'a geldi. Orada eğitimi gördü. Ve bizimle tanıştı. Daha doğrusu Risale-i Nur çalışmalarını tanıştı. Sonra Sudan'a, Türkiye'ye geldi. Türkçe'de öğrendi. Ve şu anda Nijer'de hizmet ediyor. Orada üniversitelerde hocalarla çalışmaları yapıyor. Ve buradaki Türkiye'deki çalışmalar olduğu gibi o da yeni yapıyor. Burkina Faso hakeza. Kamerun hakeza. Ve inşallah sıra hepsini geliyor. Ve hocam, bu şuraya bir parantez açmak istiyorum. Hepsi bütün Afrika ülkelerine inşallah oluşacak ve tüm dünya inşallah oluşacak. İnşallah. Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Yani oradaki dediniz ya, öğrenciler bu hakikatleri anlıyor, görüyor ve diyor ki bunlar benim ülkeme elzem diyor. Ona bu cümleyi ne kurdurtuyor? Yani Risale'deki ne var da o hocam, bu hakikatler bana elzem? Birincisi ihlas. İkincisi Risale-i Nur'un tüm latifeleri hitap ettiği için bir farklılık koyuyor diğer eserlerde. Haşa. Diğer eserlere de faydaları var. Ama orada sadece zihni, tabiri caizse sadece aklı hitap ettiği için ya da daha doğrusu Risale-i Nur'un tüm latifelere hitap ettiği için bir tesir bırakıyor, bir eser bırakıyor. Bir ruh veriyor dediğin gibi aslında. Ruh veriyor. O yüzden öğrenci o şuuru kazanıyor ve diyor ki benim memleketime hemen bunu aktarmam lazım. Bunu oraya da götürmem lazım diyor. Ve kendisi çocuk da hayatında böyle bir farklılık hissediyorsunuz. Hem iman noktasında hem ahlaki noktasında da bir farklı. Şuuru bu hakikatlerin benim vazifemdir. Bu İslam benim vazifemdir. Ben yapmam lazım diyor. O şuuru kazandırmamız lazım hocam. Doğru. Yani kesinlikle. Bilgiler sadece yetmiyor sadece bence. Tüm latifelere hitap etmek lazım ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri bunu yapıyor. Risale-i Nur'da. İnşallah biz de dua edin, biz de ondan da istifade etmeye çalışalım, ondan da istifade edelim diye. Hocam aslında faaliyetleri konuşacak olursak da insani yardımdan normal başka şeylere bayağı faaliyetler var ama süremizin maalesef sonuna geliyoruz. Geldik de hatta şu anda, arkadaşlarım uyarıyor beni. Sizden şöyle bir şey rica edeceğim ben şimdi. Yani gerek Türkiye'de yaşayan Türklere, bütün millet olarak bizlere, gerek Risale-i Nur talebelerine, başka bütün herkese, mesaj olarak söylemek istediğiniz ne varsa buyurunuz ve ardından kapatalım isterseniz. Hocam böyle kısa oluyor. İnşallah aslında kısa olmadı. Bayağı oldu ama siz maşallah hızlı konuştunuz. Orada o çalışmalar da devam etmeklerinde, hatta üniversitede kursu açılma noktasında geldi. Türkçe bölümünde açıldı. Bu vesile için de, yani bu Risale-i Nur'a oraya gitmek için Risale-i Nur bölüm açıldı. Türkçe, yani Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nde olsun, Afrika Üniversitesi'nde olsun, Khartoum Üniversitesi'nde sırada gelecek. Hem bu dili öğrenecek, bu Osmanlıca öğrenecek, bu hakikatler öğrenecek için, öğrenmek için ya da öğretmek için oradan böyle de bir kabul var. Elhamdülillah. Tabii zaman kısa diyorsunuz ama ben şöyle diyorum. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kutbe-i Şamiye'de, özellikle Cami-i Emevi'de, yani Cami-i Emevi'de orada Araplara, Arap alimlere seslenirken, o hutbeyi okurken çok acayip bir ifade kullandı dedi. Siz bizim hocalarımızsınız dedi. Biz gelip sizi ders, yani mahiyetinde mana olarak, haddimizden değil mana olarak söylüyorum. Ben de şimdi özellikle bu Risale-i Nur'un Osmanlıca ve Türkçe yazıldığı için ben Türk abilere, Türk kardeşlerimize, siz bizim hocalarımızsınız. Siz gelip bize ders vermeniz lazım. Ne yapmanız lazım? Bu hakikatleri bize ulaştırmanız lazım. Çünkü bu hakikatler Türkçe olarak yazılacak. Kim götürecek diğer memleketlerine? Bu meseleyi ben Türklere teslim ediyorum ve bu vazifeye çağırıyorum. İnşallah hocam. Ve ne kadar çalışırlarsa,
o kadar da o hakikatler oraya varmış olur. Ve bu hakikati oraya götürmemiz de gerekiyor. Nitekim Risale-i Nur'un talebesi vazifesi budur. Burası bu hakikatlerine hem benimdir, aynı zamanda üstad kendisi de söyledi değil mi mana olarak? Bu benim vazifemdir. Bu hakikatler benim, yani üstadın telif ettiği değil, benim hakikatlerimiz. O yüzden ben onlardan bu vazifeyi bekliyorum. İnşallah. Risale-i Nur'u da oraya getirsinler. Tüm İslam dünyasını, hatta tüm dünyaya bu Risale-i Nur'a da ihtiyaçları var. Ve sizin vazifesiniz büyük diyelim ve biz de dua ederiz. İnşallah. Beraber inşallah bu işi Cenab-ı Hakk'ın tarafından Cenab-ı Hakk'a niyaz ederiz. İnşallah bu hakikatler her yere ulaşsın. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık hocam. Tedavi için buradasınız. Cenab-ı Hak hayırlı şifalar en karib zamanda ihsan etsin inşallah. Umum izleyenlerimizden de böyle bir talepte bulunalım sizlere dua etmeleri için, şifanız için. Çok teşekkür ediyoruz. Sudan'daki kardeşlerimize binler selam ve muhabbetlerimizi sizin vesilenize takdim ediyoruz inşallah. Bol bol selam götürünüz. Aleykümselam ve rahmetullah. Biz de selamlarımızı, muhabbetlerimizi, saygılarımızı inşallah hocam. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'nin bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla inşallah karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.